Konservisin içine gömüyorlar, vergi kaçırıyorlar gibi basit, akla gelmedik şeytanlıkları düşünen, üreten ve konuşan zihniyetleri de buradan şiddetle kınıyorum. Mustafa Cengiz, Ali Koç'a ateş püskürdü. Bugün Ankara'da düzenlenen spor kulüpleri ve federasyonları çalıştayına katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, çalıştay sonrası açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün yaptığı basın toplantısında Galatasaray'ın menajerlik ücretlerinde usulsüzlük yaptığına yönelik imalı sözlerine yanıt verdi Cengiz. Fenerbahçe Spor Kulübü açık ara en yüksek menajerlik ödemesi yapmış. En az menajerlik ödemesi yapan Galatasaray. 10 bin euro. Nagatomo, Endaye, Onyekuru, Emre Akbaba, Lundiyama, Rodriguez, Ömer Bayram, Karol bütün oyuncular alınmış. Ama topu topuna 10 bin euroluk bir menajerlik ücreti ödenmiş. Ve bu kadar oyuncuyu alıp 10 bin euro bu listede varsa da 10 bin euro menajer gücü ödemesi şeffaf mı değil mi artık kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Cengiz Ali Koç'un bu sözlerine çok sert karşılık verdi. Şeytanın aklına gelmeyecek şeyler düşünüyorlar dedi. Bonservisin içine gömüyorlar, vergi kaçırıyorlar gibi basit, akla gelmedik şeytanlıkları düşünen, üreten ve konuşan zihniyetleri de buradan şiddetle kınıyorum. Kişiye sormuşlar, nasıl bilirsin? Kendim gibi bilirim demiş. Ben böyle bir şeyi dünya bir araya gelse düşünemem. Nasıl böyle bir şeyle düşünüp bizim üzerimize bu suçu atıyorlar? Hayretle izliyorum. Bin yıl düşünsem aklıma gelmez. Tek tek açıklarım. Benim dönemimde ödenen para 100 milyon aşkın. Benim ödediğim bu paralar nereye gitti eğer 10 bin oraya görünüyorsa? Ulaşmadı mı? Onu da merak ediyorum. Yani kayboldu mu? Yolda mı düştü? Bilmiyorum. Yani bu yayınlanan listeler maalesef eksik, hatalı ve gerçek ödemeleri yansıtmaktan uzak. Cengiz ayrıca Ali Koç'un kendisini yalancılıkla suçlamasına da tepki gösterdi. Ben bir kulüp başkanına bu ifadeleri kullanamam dedi. Yok efendim, maç oynanırken kurallar değişir miymiş diye gidip 2011 playoff'unu örnek gösteriyor ama orada da değişmişti diyor. Ya bilgi sahibi değil, ya gözümüz içine bakarak gerçekleri saptırtıyor. Neden bahsediyor? İnşallah bu yaşına gelmiş bir adam kamuoyunun gözünün içine baka baka bilerek yalan söylemiyordur. İnşallah yanlış bilgilendirilmiştir. Ben şunu da söyleyeyim, ben demiyorum. Ben bir kulüp başkanına, değerli bir camianın, büyük sosyal bir camianın başkanına yalancısın diyecek kadar basitliğe düşmem. O kadar basit olamam. Edebimi bilirim, edepsizce davranamam. Bize sizin fıtratınızda var dendiğini de kayıtlarda var biliyorum. Ben buralara da girmiyorum. Cengiz Ali Koç'un FETÖ ile ilgili sözlerine de karşılık verdi. Söz konusu Fenerbahçe'si FETÖ yok, başka her konuda FETÖ var. Kimse yanımızda yokken, yanımızda olmak isteyenlerin korktuğu bir dönemde iş başa düştü ve biz bunlarla mücadele ettik. Belki de Türkiye'de bunlara karşı direnişin, belki de değil kesinlikle fitilini biz ateşledik. Başkan Cengiz, FETÖ bittikten sonra kim şampiyon olmuş, kim olamamış baksınlar dedi. FETÖ terör örgütü bittikten sonra kim kaç kere şampiyon olmuş, etkisi bittikten sonra kim olamamış, onu da siz medya mensupları bulup çıkartın.